Evet, bütün bayrakları dalgalandırmanızı rica ediyoruz. Çevrede ve bahçe dışında bulunan bütün konuklarımızı ve sevgili öğrencilerimizin de okul bahçesine giriş yapmalarını önemli rica ediyoruz lütfen. Vakit tamam, hazır mıyız? Bütün bayrakları dalgalandırabilir miyiz lütfen? Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin teminatı Türkiye sevdalısı lider Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Büyüyen, kalkınan, gelişen güçlü ülkemizin güçlü lideri, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Milletimizin onuru, ülkemizin gururu, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan. Törenimize başlayacağız. Ayakta bulunan tüm konuklarımızın yerlerine geçmeyi rica ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Meclis Başkanımız, değerli konuklar, değerli basın mensupları, Recep Tayyip Erdoğan, İmam Hatip Lisesi açılış töreni vesilesiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Teşrif eden başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm konuklarımızı saygıyla selamlıyor. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunmaya, ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımız için lütfen dikkat.
Çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar. Programımıza Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam ediyoruz. Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunmak üzere Fatih Camii İmam Hatibi, Kurra Hafız, Bünyamin Topçuoğlu hocamızı sahneye davet ediyorum. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان
الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. الفاتحة. Kurafız Emin Topaloğlu hocamıza çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi selamlama konuşmalarını yapmak üzere hayırsever iş adamımız, Aslak Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mesut Topal kürsüye davet ediyorum. Buyurun lütfen. Belediye başkanları ve iş adamları yetiştirdi. Şu an sahip olduğumuz bize doğru işi yap, işini de doğru yap felsefesini, ilkesini aşılayan bu okulumuz ve okulumuzun öğretmenlerine borçluyuz. Hocalarımızdan Hakk'ın rahmetine kavuşanların mekanları cennet olsun. İnşallah İnşasında büyük emek ve değer verdiğimiz okulumuz, tarihinde ve misyonuna yaraşır bir şekilde vatanına, milletine layık, hayırlı nesiller yetiştirmeye devam edecek. Önümüzdeki yıllarda da ilim adamları, bilim adamları, siyaset ve iş dünyasının inovasyon liderleri eminim ki bu okuldan çıkacak. Öncelikle bu hayrı yapmama vesile olan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi arz ediyorum. Ve bana bu imkanı sağlayan Allah'a da hamd ediyorum. Teşekkür ediyorum.
Hayırsever iş adamımız Astay Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mesut Toprağa çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi selamlama konuşmalarını yapmak üzere İstanbul Valimiz Sayın Vasip Şahin'i kürsüye arz ediyorum. Buyurun Sayın Valim. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli hazirun, bugün İstanbul İmam Hatip Lisesi'nin kutlu yürüyüşüne yeni ve mükemmel binasıyla ve İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi adıyla devamı münasebetiyle burada bulunmaktan, tarihi bir ana şahit olmaktan gurur ve övünç duyduğumu ifade ediyor. Zatı devletlerini ve muhterem hazirunu en kalbi saygılarımla selamlıyorum. Merhum Celaleddin Ökten Hoca'nın öncülüğünde bir avuç yiğit gönüllü, fedakar ve inanmış insanın samimi gayretlerinin bereketinin somutlaştığı, tecessüm ettiği müessesedir bu okul. Bu gönül erleri bize hiçbir imkanın olmadığı bir dönemde eğer inanırsak mutlaka başarabileceğimizin, eğer samimi olursak Cenab-ı Hakk'ın yanımızda, yakınımızda olacağının, çalışmalarımızı kat be kat bereketlendireceğinin en güzel örnekleri oldular. Allah kendilerinden razı olsun ve ahirete irtihal edenlere rahmet eylesin. Hamdolsun ki bu ruh ve samimiyet bugün de devam ediyor. Bu anlayışla bu güzel müessese günümüzün ve geleceğin hem ihtiyaçlarına cevap verecek fiziki mekana hem de geçmişine bir vefa misali, özen ve estetik çizgilere sahip bir bina olarak inşa ve ihya edilerek marifimize katılmıştır. Okulumuzun yapılmasında ve bugüne gelmesinde başta zati devletlerinin büyük katkıları, talimatları ve yönlendirmeleri oldu. Şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığımıza, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, Fatih Kaymakamlığımıza ve Fatih Belediye Başkanlığımıza katkılarından dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Ama en son olarak bu binayı temelinden çatısına kadar her noktasında ince ince gergef gibi işleyen ve hiçbir masraftan kaçınmayan Mesut Toprak Bey'e teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı olsun efendim. İstanbul Valimiz Sayın Vasip Şahin'e konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi selamlama konuşmalarını yapmak üzere Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz'ı kürsüye arz ediyorum. Buyurun Sayın Bakanım. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli Meclis Başkanım, muhterem misafirler, İstanbul Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi açılışına hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu okulun adına layık hale getirilmesinde emeği olan başta Mesut Toprak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Fatih Belediye Başkanımız, Fatih Kaymakamlığımız ve bütün talimatları ve direktifleriyle burayı bu hale getiren herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Allah iki canında yüzlerini hak eylesin. Sayın Cumhurbaşkanım, insana saygının ölçüsü insana verilen emekle, hizmetle doğru orantılıdır. Gerek eğitim, gerek sağlık, gerek ulaşım, gerekse de sosyal alanda yapılan çalışmaların esası halkın rızasını kazanmaktır. İnanıyoruz ki hakkın rızası da halkın rızasından geçmektedir. Her eğitim öğretim yılı yeni bir okul açılışı milletçe el ele gönül gönüle ülkemiz ve insanımız adına yeni umutlar yeşerttiğimiz anlardır. Bu dönemin bu anların milletçe daha çok kaynaşmamıza, ülkemizin refahına ve güçlenmesine vesile olmasını diliyorum.
Sayın Cumhurbaşkanım, zateniniz başta olmak üzere birçok değerli devlet adamı ve bilim insanı yetiştiren okulumuzda bundan sonra da milletinin değerlerine sahip çıkan, vatanını seven, iki günlük birbirine denk kılmamak için yılmadan, yorulmadan çalışan, ülkemizi mazisinden çok daha parlak günlere taşıyacak nice gençler yetişecektir. Gençlik ülkemizin umududur. Biz değerlerimizi gelecek nesillere taşıyacak olan gençlerimize güveniyoruz. İstiklal şairimiz Mehmet Akif'in Asım'ın nesli olarak tanımladığı nesil bugün de ülkemizin geleceğinin teminatıdır. Bu teminatın yerli yerinde olduğu ve geçerli olduğu 15 Temmuz Milli İrade Destanı'nın yazıldığı gün apaçık gösterildi. Bu gençlik hayatının hiçbir anında ona sahip çıkanların başını öne eğdirmedi. Bundan sonra da eğdirmeyecektir. Bu gençliğin sözü doğru, özü doğrudur. Ne büyük söyler, ne çok söyler. Gerçekçidir. Karamsarlık yok lügatinde. Ati karanlık görmez, azmi bırakmaz, korkmaz. Rükû olmasa başı eğilmez. Yolu hak yoludur, dönme bilmez. Zulmü alkışlamaz, zalimi sevmez, mazlumun dostudur. Doğduğundan beri aşıktır istiklale. Bu gençlik bilir. Halık'ın namütenahi adı var, en başı hak. Ne güzel şey bir kul için hakkı tutup kaldırmak. Allah'a dayanır, sahaya sarılır, hikmete ram olur. Bundan hiç şüphemiz yok. Bu gençlik Necip Fazıl'ın ifadesiyle kim var diye seslenince sağına soluna bakmadan fert fert ben varım cevabını veren, her ferdi benim olmadığım yerde hiç kimse yoktur fikrini benimseyen, hedefi ve amacı olan bir gençliktir. Zifiri karanlıkta kara taşın üzerinde karıncayı, ak sütün içinde ak kılı fark edecek kadar gözü keskin feraset sahibi ve gerçek kahramanlık madeniyle sahtesini ayırt etmede kuyumcu ustası bir gençliktir. Kökü mazide olan bir atidir. Bu gençlik Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediğine koyan bir gençliktir. Bu gençlik bu bin yılın Selahattin Eyyubi Sihirli'nin yol arkadaşıdır. Bu nedenle bizler hamd ediyoruz. Emanet ehil ellerdedir. Aynı zamanda bu gençlik bizim sorumluluğumuzu da arttırmaktadır. Bu gençliğe layık olabilmek için, bu millete layık olabilmek için, onların yarını bugünden daha aydınlık kılabilmek için, eğitimi, kaliteyi arttırmak için, fırsat eşitliğini ülkemizin dört bir tarafına sağlamak için çalışıyoruz. Bu yıl 17 milyon 700 bin öğrencimize 65 bin 153 okulda 1 milyon 62 bin öğretmenimizle eğitim hizmeti veriyoruz. Ve inanıyoruz ki geleceğimiz bugünden daha aydınlıktır. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar bu okulumuzun hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz'a konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi selamlama konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın İsmail Kahraman'ı kürsüye arz ediyorum. Buyurunuz lütfen. Muhterem Cumhurbaşkanım, değerli hazırın, hepinizi hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Çok güzel bir günde, tarihi bir günde bir aradayız. Bizim için büyük bir bahtiyarlık, içinde yaşadığımız günler eskiyi bilenler için bambaşka mana ifade ediyor. Biraz evvel Milli Eğitim Bakanımız bu asrın Selahaddin-i Eyyubisi diye Cumhurbaşkanımızdan bahsetti. Evet, İtalya'daki, Roma'daki bir gazetede bu haber çıktı ve bu asrın
Selahattin Eyyubi'si son metro durağında indirildi demişti. 7 Haziran'da. Öyle bir insana sahibiz ki Allah ondan razı olsun. Şu kısa zamanda bir adamın neler yapacağını ortaya koydu. Ben burada geldiğimde ve şu tabloyu gördüğümde büyük iftihar duydum. Ne günlerden ne günlere geldik. Ya Rab, sana nihayetsiz şükürler olsun. Sene 1951, Ekim 11, Perşembe. 68 insan İl-i Mema Cemiyeti'ni kuruyor. Tam 6 gün sonra 17 Ekim 1951'de Çarşamba günü Samatya Et Yemez'de 19 kişinin kaydolduğu ilk İmam Hatip Okulu açılıyor. 68 insan, inanmış insan 1951'in şartlarında yola çıktılar. Onların ruhaniyeti şimdi burada. Ve İmam Hatip Okulları 7 ilde açıldı. İlk mezunlar 54-55 yıllarında 194 kişiydi ortaokuldan. 193'te liseden mezun oldu. Bu rakamlar katlandı. 10 binler oldu, 100 binler oldu. Cenab-ı Hak bütün emek verenlerden razı olsun. Okulun ismi de fevkalade. Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi. Anadolu'nun bağrından bir insan, helal süt emmiş bir insan geliyor bu okulda okuyor, yatılı okuyor. Ve şimdi Türkiye'nin her tarafını camiyle, imaretle, dini müesseseyle, imam hatiple donatıyor. Bu ne güzel nasip. Sayın Cumhurbaşkanımız, sizlere şükranlarımızı sunuyoruz. Tabii İl-i Mema Cemiyeti deyince aklımıza büyük yürekli önder örnek isimler geliyor. Mesela İsmail Niyazi Kurtulmuş, doktor, kendini vakfetmiş. Ondan önce Celal Hoca, Celal Öktem. Bu harekatın sivil ayağı, meclisteki ayağı rahmetli Tevfik İleri, muhteşem insan. Milli Eğitim Bakanı'ydı ve Yüksek İslam Meclisi'ni de açtı. İmam Hatipleri açtı. Radyoda ilk defa Kur'an-ı Kerim onun Milli Eğitim Bakanlığı sırasında okundu. Ezan hassiyetine kavuştu 1950 seçimlerinden sonra. Başbakan Adnan Menderes'i de rahmetle anmamız lazım. Allah hepsine gani gani rahmetler eylesin. Yusuf Türel, Hasan Sağlam, nice isimler. Allah hepsinin yaptıklarının mükafatını inşallah tabii ki verecek. Biz biliyoruz ki ve inanıyoruz ki hesap günü var ve yaptıklarımızla Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gideceğiz. Böyle nasiplere ulaşmak her kula nasip değil. Cenab-ı Hak bu nasibe ulaşanlara rahmetli yeni muamele eylesin. Allah gani gani rahmet eylesin. Sayın Cumhurbaşkanımız konuşacaklar. O kadar duyum var, o kadar ifade etmedik istediğim husus var ama bazen binalar zaten konuşur, durumlar zaten konuşur. Ben tekrar Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. 1951'den günümüze bütün emek verenlere büyük bir fedakarlıkla, inanç ve imanla gençleri yetiştiren öğretmenlere, ilim insanlarına, alimlerimize, manevi önderlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun. Sayılar çoğalsın. Daha nicelere nasip olsun. İnançlı ve imanlı bir Türkiye eski günlerine inşallah kavuşacak, kavuşsun. Tekrar
değerli Cumhurbaşkanımıza saygılarımı sunuyorum. Sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın İsmail Kahraman'a çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız, ay yıldızı bayraklarımızı görebilir miyiz lütfen? Vakit tamam, hazır mıyız? Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi'nin açılış törenini katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanı. Saygıdeğer hocalarım, sevgili öğrenciler, kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi ile biraz sonra gidip kurdelasını keseceğimiz Semiha Ayverdi Anadolu Lisesi'nin yeni binalarının şehrimize, ülkemize, milletimize, özellikle de öğrencilerimize hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Heyecanlıyım. Heyecanlı olduğum kadar da mutluyum. Zira okuluma Fener'den şöyle buraya doğru tırmandığım günleri hatırlıyorum. Evim Kasımpaşa'daydı. Kasımpaşa'dan bazen sandala, bazen motora binip Haliç'in ortasında da haczedilmiş gemilerin olduğu dönemdi. Buraya geldiğim günleri hatırlıyorum. Ve ne meşakkatli günlerdi. Fakat Rabbime hamdolsun ki şu anda Mesut Bey ve bazı kardeşlerimizin de gayretleriyle gerek mimari noktada, gerekse bütün hassasiyetiyle İmam Hatipler içerisinde öyle zannediyorum ki taçlandırılmış bir eser ortaya çıktı. 1951 yılından beri öğrenci yetiştiren, 1958 yılından beri de aynı yerde faaliyetini sürdüren İmam Hatip Lisemizin bu yeni binasının yapımında emeği geçen ve yine bu okulun bir evladı olan Mesut Toprak kardeşim başta olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum. İlk müdürümüz Celalettin Ökten hocamızdan bugüne kadar okulumuzun çatısı altında görev yapmış olan tüm idarecilerimize, öğretmenlerimize, görevlilerimize, burayı evleri bilerek sahip çıkan tüm mezun ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Onlar bize çok emek verdiler. Bizi hiç yalnız koymadılar. Burada onlar zaman mefhumunu tanımadılar. Gece geç saatlere kadar
Burada yeni adıyla etüt, eski adıyla mütalalarımızı yaptık. Ve sabah namazıyla birlikte hocalarımız bizimle birlikte mütalalara geldiler. Ve biz yeni günün derslerine yine onlarla beraber hazırlandık. Aynı şekilde Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi'nin Zeytinburnu'ndaki yeni binasının inşasını üstlenen Türksel'i de huzurlarınızda tebrik ediyorum. Ülkemizin eğitim öğretim altyapısının bugünkü seviyesine gelmesinde hayırsever kişi ve kuruluşlarımızın çok büyük katkıları var. Bugün açılışını yaptığımız Anadolu İmam Hatip Lisemiz 45 milyon liralık, Anadolu Lisemiz de 15 milyon liralık bir yatırımla milli eğitimimizin hizmetine sunulmuştur. Yani ikisi 60 milyon. Bundan sonra da hayırseverlerimizin benzer hizmetlerinin artarak süreceğine inanıyorum. Kardeşlerim, İstanbul İmam Hatip Okulu şu andaki ismiyle İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi başlı başına bir ekoldür. Zira biz burada öğrenciyken İstanbul'da başka İmam Hatip yoktu. Sadece burasıydı. Varsa yoksa burasıydı. Kurumsal olarak 66 yıllık mevcut yerinde de 59 yıllık bir geçmişi olan böylesine köklü bir okulun mezunu ve mensubu olmakla iftihar ediyorum. Okulumuzun mezunlarına baktığımızda siyasetten bürokrasiye, iş dünyasından sivil toplum faaliyetlerine her alanda çok önemli başarılara imza atmış isimlerin olduğunu görüyoruz. Demek ki burada insanları başarıya yönlendiren bir ruh, bir maya, bir iklim var. Buradan belediye başkanları yetişti. Buradan milletvekilleri yetişti. Buradan bakanlar yetişti. Buradan başbakanlar yetişti. Buradan cumhurbaşkanları yetişti. Fakat söylemek istemezdim ama bilmeyenler vardır. Onun için söylemem gerekir diye düşünüyorum. Nedir o? Bazı öğretmenlerimiz de bize şunu söylerlerdi. Ölü yıkayıcısı mı olacaksınız? Niye buralara geldiniz? Ölü yıkamayı dahi aşağılayanlar olmuştu. Halbuki ilk adım atıldığı zaman ölüleri yıkayacak gassal denilen, bunu yetiştirmek üzere bu okulların kurulması var idi. Fakat gün ola harman ola evran değişti. Ve değiştiği gibi de buralardan işte hamdolsun bizler yetiştik. Buradan ilim adamları da yetişti. Nice akademisyenler, profesörler yine yetişti. Yok yok, hepsi oldu. Ama baktılar ki bunlar farklı gidiyor, bu sefer ön kestiler. Kapatalım dediler. Kapattılar. Ve Türkiye genelindeki öğrenci potansiyelini 600 binden 60 bine düşürdüler. Neyle? O meşhur 28 Şubat'la. Ama şimdi hamdolsun ortası lisesiyle 1 milyon 300 bin öğrencisi var. Fakat gençler, kemiyet değildir asıl olan. Keyfiyettir asıl olan.
Şimdi siz keyfiyete talip olacaksınız. Buradan ilmiyle, irfanıyla bu ülkenin geleceğine gerçekten hakim olacak bilgi donanımıyla yetişmenizi bekliyoruz. Buna hazır mısınız? Buna var mısınız? İşte ülkemizde uzun süre sadece çoğu da Batı ülkelerinin eğitim, öğretim sistemlerine göre kurulmuş olan az sayıdaki okulun marka değerinden söz edilirdi. Zamanla İstanbul İmam Hatip Okulu'nun da aralarında bulunduğu kimi eğitim öğretim kurumları adeta dişleriyle, tırnaklarıyla kazıyarak çok farklı bir yere gelmişler ve kendi markalarını oluşturmuşlardır. Bu okulun İstanbul'un tüm renklerini içinde bulacağınız bir semtte faaliyet gösteriyor olması da ayrıca önemlidir. Dünyayı sadece kendi hayat biçimleri ve değer yargılarından ibaret sananlara ders verircesine 1951 yılından beri ilimle, irfanla, saygıyla, muhabbetle yoğrulmuş misyonunu devam ettiren bu okulun gönül dünyamdaki yeri ise bambaşkadır. Sürekli yol ayrımlarında tercihler yapmak zorunda kaldığımız ilk gençlik yıllarımızda İmam Hatipli olmanın verdiği şuur ve dirayetle hamdolsun hayatımıza sırat-ı müstakim üzere yön vermeye çalıştık. Milletimiz İmam Hatip okullarının işte bu özelliğini gördüğü, bildiği için tüm gücüyle, tüm kalbiyle onlara sahip çıktı. İcabında cebinden parasını koydu. İcabında kalktı yurtlarda yediklerimize kendi tarlasından buraya baktık, ununu hazırladı gönderdi. Bahçesinden buraya meyve gönderdi. Bahçesinden buraya patates gönderdi. Onların gönderdiklerini biz burada yurtlarımızda yedik. Onlarla büyüdük. Onlarla yetiştik. Bunlar halkın nasıl sahiplendiğinin en güzel ifadeleriydi. Ülkemizin her köşesine serpilmiş olan İmam Hatip okullarının çok büyük bir bölümünün bizzat milletimiz tarafından inşa edilmiş olmasının sebebi işte budur. Biz şimdi yatakhanemizde en üst kat bizim yatakhanemizdi. O yatakhanemizde gece üstümüzü gelip örten o büyüklerimizi unutmamız mümkün değildi. Ve bunlar sıradan insanlar değildi. Ben emekli albay yurt müdürümüzü unutamam. Evlatlarına sahip çıkarcasına gelir, dolaşır, çocuklar ne durumda diye bakardı. Aynı şekilde şu anda Kültür Turizm Bakanımız Numan Bey'in babası İsmail Niyazi Kurtulmuş, doktor, büyüğümüzü unutmamız mümkün değil. Babam beni ona teslim etmişti. Çünkü samimi dostlukları vardı. Ona teslim etmiş ve o da İlim Yayma'nın buradaki en önemli yöneticilerinden biriydi. Yusuf Türel, büyüğümüzü unutamayız. Üzerimizde büyük emeği var. Nazif Çelebi, büyüğümüzü unutamayız. Hep bunların emeği var. İsmini sayamayacağım daha birçok isimler. Ve onlar burada büyük mücadeleler verdiler. Milletimiz halka rağmen halkçılık yapanlar tarafından unutturulmak, bozulmak, yok edilmek istenen değerlerini ihya ve inşa edebileceği bu okullara sahip çıkarak aslında kendisini yönetenlere ne istediğini, neyi talep ettiğini de göstermiştir. Biz tüm siyasi hayatımız boyunca milletimizin izinden gittiğimiz, milletimizin yolunu takip ettiğimiz için işte bugün buradayız.
Milleti kendilerine hasım olarak görenlerin ise esameleri dahi okunmuyor. Kardeşlerim, İmam Hatip okulları açıldığı günden beri yaşanan kadim bir tartışma var. Bu okullar sadece din eğitimi veren kurumlar mı olmalıdır? Düşünebiliyor musunuz? Biz burada okuduğumuz derslerle üniversiteye giremediğimiz için lise fark imtihanları adı altında gittik bir de liselerden burada okuduğumuz dersleri evet imtihanına girdik. 6 tane dersten de ben şahsen Eyüp Lisesi'nde imtihana girdim. O 6 dersi de verdim. Ondan sonra üniversiteye girebildim. Önünüz kapalı. Biz bunları okuduk. Ama benim diyen milletvekili bakanların birçoğu bu derslerin burada okutulduğunu dahi bilmiyor. Burada fizik, kimya, matematik bunların okutulduğundan haberi yok. Bu cahili cühelaların arasından çıktık, hamdolsun buralara geldik. Ya bir sor bak, İmam Hatip okullarının müfredatı nedir? Hiç haberleri yok. Burada hem dünyevi hem uhrevi bütün alanlara hitap eden ilimle mücehhez güçlü bir nesil olarak sizleri karşımda görüyorum. Tabii bütün bu soruların etrafında yapılan müzakerelerde dönem dönem farklı eğilimler öne çıkmıştır. İşin esasına baktığımızda ise karşımıza çıkan fotoğraf şudur. Biliyorsunuz İmam Hatip okulları ile ilgili ilk adımlar tek parti döneminde atılmıştır. Tek parti cehabesinin derdi bizim anladığımız ve hedeflediğimiz anlamda İmam Hatip okullarının açılması değil. Kendi ifadeleriyle demin söylediğim cenaze namazı kıldırmayı bilecek kadar dini bilgiye sahip kişilerin yetiştirilmesiydi. Cenaze yıkayacak insan yoktu. Türkiye o hale gelmişti. Cenazelerimiz ortada kalıyordu. İşte onun için cenaze yıkayıcısı yetiştirilsin diye böyle bir adım atıldı. Çünkü bu topraklarda 1000 yıllık geçmişi olan köklü dini müesseselerin kapılarına kilit vuruldu. Yerlerine de günümüz ihtiyaçlarına uygun yeni kurumlar ihdas edilmeyince böyle bir tehlike ortaya çıktı. Milletimiz bırakınız Kur'an-ı Kerim eğitimini ve diğer dini bilgileri öğrenmeyi cenazesinin ortada kalacağından korkmaya başlamıştı. Tabii her dönemde olduğu gibi o yıllarda da karanlıkta bir kibrit hükmündeki bu imkanı değerlendirmeyi kendine görev edinen, Allah rızasını her şeyin üzerinde tutan insanlar vardı. İmam Hatip okullarının açılacağı duyulduğunda ülkemizin dört bir yanında aksakallı gönül erleri yollara düşmüş, kapı kapı dolaşarak insanları bu okulların inşasına ve ihyasına katkıda bulunmaya davet etmişlerdir. Şimdi Orta Asya'da bu tür insanlara aksakal derler. Şimdi ben Kazakistan devlet başkanına sen bizim bu bölgelerde aksakalımızsın dediğimde çok hoşuna gidiyor. Çünkü hem ilmi siyaset hem de belli bir beceri var ve yıllar yılı o Orta Asya kırsalında belli şeyleri görmüş, yetişmiş. Aksakalımızsın deyince onun da hoşuna gidiyor. Hatta ellerinden az çok iş gelenler sırtlarında ülkemi söylüyorum çimento torbası taşıyarak
demir bükerek, duvar örerek, sıva yaparak, boya badana yaparak bil fiil inşaata çalışmışlardır. Çoluk çocuklarının nafakasını kazandıkları işlerinden, evlerinden ayırdıkları tüm zamanı İmam Hatiplerin yaşatılmasına vakfeden büyüklerimiz sayesinde okullarımız kök salmıştır. Gençler, Celaleddin Ökten Hoca işte bunlardan biriydi. Okulumuza müdür olarak atandığında imkanlar öylesine kıtmış ki aynı zamanda çok iyi bir alim olan Celaleddin Hoca'nın elinde süpürgeyle temizlik yapıp kürekle harç kardıktan sonra tahtanın başına geçip ders anlattığı olurmuş. Arapçayı, Farsçayı, Fransızcayı çok iyi bilen hoca İmam Hatip okullarında meslek derslerinin yanı sıra sosyolojiden felsefeye, fizikten kimyaya kadar diğer konuların da yer alması hususunda çok mücadele etmiştir. İşin ilginç yanı, Celaleddin Hoca sadece bu anlayışta değil, aynı zamanda İmam Hatiplere Arapçanın ders olarak konmasına karşı çıkan Kur'an-ı Kerim'in sadece Türkçe meal üzerinden öğretilmesini talep edenlerle de mücadele etmiştir. Sonuçta uzaktan bakıldığında en ele avuca sığmaz öğrencilerin okuduğu bir dönemde yan evin bahçesinden okulun duvarlarına sarkan elma ağacından tek bir meyve koparmayacak ahlakta gençler yetiştiren bir okul ortaya çıkmıştır Vefa'da. Benzer mücadeleler daha sonraki yıllarda pek çok kişi tarafından verilmiş, kimi zaman sıkıntıya düşülmüşse de sonunda bugünkü noktaya gelinmiştir. Bizleri 28 Şubatçıların kapılarına kilit vurmak için tüm mesleki eğitim sistemini çökertmeyi göze aldıkları dönemlerden artık önemli bir cazibe merkezi haline dönüşmüş İmam Hatiplere ulaştıran Rabbime hamdolsun. Kardeşlerim, ülkemizde milletimizin değerlerine karşı ilk savaşı dediğim gibi tek parti zihniyeti açmışsa ikincisini de aynı kafaya sahip 28 Şubatçılar yapmış. Sonunda bu millet evet kendi küllerinden doğmak suretiyle ayağa kalkmıştır. İşte şimdi gelinen nokta bu. Öncelikle ben tekrar bu ülkede FETÖ dershaneleriyle, FETÖ okullarıyla bir nesli mahvetmeye ümmeti parçalamaya, bölmeye gayret edenlere karşı işte siz dimdik ayakta duracaksınız. Gençler, sizden yalnız az önce de söyledim, ilimde irfanda süratle iyi yetişmelisiniz. İşte bu FETÖ gibi ahlaktan bir nasip vatan haini ve şu anda da işte bakın kaçacak delik arayan bütün izleyicileriyle beraber dünyanın değişik yerlerine dağılmış olan bu ihanet şebekelerine karşı siz bizim ümidimizsiniz. Çok çalışacaksınız. İyi yetişeceksiniz. Her alanda hukuktan tut tüm mühendislik, mimarlık, sanat, müzik, aklınıza ne geliyorsa bütün alanlarda inşallah eğitim, öğretimde önemli yerlerde bu görevleri üstleneceksiniz. Boş bırakacağınız bir alan olmamalı. Hele hele ilmi bu noktada tahsil ile birlikte de İnşallah Allah'a kul, Resulüne ümmet olmak suretiyle bu vatana,
bu millete hep birlikte hizmete devam edeceksiniz. Ve bu kardeşiniz işte buraya girdiğinden beri inancının, davasının, değerlerinin, doğrularının peşinde koşmuş, bu uğurda her türlü mihnete, sıkıntıya, saldırıya göğüs gelmiştir. Hiçbir zafer mücadele edilmeden ve bedel ödenmeden kazanılmaz, bunu böyle bilesiniz. Ve bu mücadeleyi verdik. Vermeye de devam edeceğiz. Yeni nesillerin de işte böyle bir mücadele şuuruyla yetişmelerini, hareket etmelerini bekliyoruz. Tarihine, kültürüne, değerlerine saygılı iyi insan yetiştirmek tüm eğitim öğretim sistemimizin ortak amacıdır. Gönlümden geçen yeni nesli merhum Mehmet Akif nasıl ifade ediyor? Asım'ın neslinde az önce İsmet Bey şöyle kenarından köşesinden geçti. Ben bu okulun öğrencisiyken liseler arası şiir okuma yarışmasına gireceğim. Rahmetli sonra profesör doktor olmuştu Osman Öztürk hocam. Dedi ki sen dedi şu şiiri okuyacaksın. Tabii bize buraya derse geliyordu. Edebiyat dersine, hitabet dersine geliyordu. Hangi şiiri okuyacağım hocam? Dedi şu şiiri. Tabii ben de o şiiri ezberledim. Ve o şiir aslında sizi tarif ediyor. Zulmü alkışlayamam. Zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım. Boğamazsam da hiç olmazsa yanımdan kovarım. 3,5 soysuzun ardında zarlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşıkım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlıysam kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem. Aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim. Hakkı tutar kaldırırım. Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu. Evet, eğer bu okullarda böyle bir nesil yetiştirebilirsek, yetiştirebiliyorsak ne mutlu bize. Şayet bunu başaramıyorsak şapkayı önümüze koyup uzun uzun düşünmemiz lazım. Binalar güzel. İsmet Bey sana söylüyorum. Zarf güzel ama mazruf kötüyse ne işe yarar? Zarf da güzel, mazruf da güzel. Ah işte mesele o. İnşallah bunu başaracağız. Artık tüm gücümüzü, tüm imkanlarımızı inşallah bu yönde kullanmakta kararlıyız. Şimdi gençler müfredattan ders kitaplarına kadar kapsamlı bir çalışma başlattık. Her ne kadar bazı sıkıntılar olsa da bu çalışmayı sürdürmek, eksikleri tamamlayarak en mükemmel şekilde amacına ulaşmak mecburiyetindeyiz. Genç nüfusumuz en büyük avantajımızdır ama bir şartla. Onlara gerekli eğitim öğretimi verebilmemiz şartıyla. Dikkat ederseniz ülkemize ve milletimize yönelik sinsi emelleri olanların, ihanet içine girenlerin İlk hedef aldıkları yer hep eğitim öğretim sistemimiz olmuştur. İşte FETÖ bunun bir adresidir. PKK bunun bir adresidir. Diğer terör örgütleri bunun bir adresidir. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Ben bütün bu duygular içerisinde
Çünkü Zeytinburnu'na da yetişmemiz lazım. Artık sadece Türkiye için değil, İnşallah tüm dünyaya örnek bir nesil için siz gençleri alnından öpüyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Sizlere başarılar diliyorum. Rabbim yar yardımcımız olsun. Annelere, babalara, evet, mutluluklar diliyorum. Böyle bir evlatlarınız, nesil var. Bu nesille iftihar edebilirsiniz. Sağ olun, var olun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyor ve Zaltı Devletleri'ni bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Günün anısına Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye takdimi olacaktır. Öncelikle hediyelerini takdim etmek üzere Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz'ı sahneye davet ediyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de hediyelerini takdim etmek üzere Astay Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mesut Toprağı sahneye davet ediyoruz lütfen. Evet, çok teşekkür ediyoruz değerli konuklar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi'nin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızı, Sayın Başbakan Yardımcımızı, Sayın Bakanlarımızı, Sayın Milletvekillerimizi, Sayın Valimizi, Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve Sayın Hayırsever İş Adamımız Mesut Toprağı sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Anneler, babalar, hazır mıyız? Gençler, hazır mıyız? Bak, tavsiyeleri unutmayacağız değil mi? Ona göre. İnşallah sizlerin gayreti, sadece ilim sahibi olmayacaksınız, aynı zamanda irfan sahibi olacaksınız. Unutmayın, ilim, ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen ya nice okumaktır. Tamam. Şimdi kordelamızı kesiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi'ni açılışını kurdele kesmek suretiyle İstanbul'umuzun ve ülkemizin hizmetine sunmuştur. Bu güzel hizmetin şehrimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz.
Günlerken saatleri itibariyle bu alanda görev yapan emniyet mensuplarına, sağlık görevlilerine, UMKE, temizlik görevlilerine ve teknik ekibe teşekkür ediyoruz. Gününüz aydın, geleceğiniz umutla dolsun. En güzel günler sizlerin olsun. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.